güzel bir mekanda da ağırladık düşünüyoruz. Biraz kusura bakmayın, yemeklerimizden dolayı biraz bir gecikme oluştu. Bir yanlışlık ışınmadan dolayı oluştu. O yüzden hepinizden özür dileriz. Biz güzel bir siyaset yapıyoruz, ahlak. Ben de ona değinmek istiyorum. Kimsenin ne broşürüne karışıyoruz, ne bayrağına karışıyoruz. Elimizden geldiği kadar biz sadece kişilerle tek tek temas kuruyoruz. Kirleri de sıkıyoruz, temizleri de sıkıyoruz. Hiç kimseden, yani burnumuz yukarıda olmuyor. Herkese böyle alçak gönüllü, herkesi kucaklayamıyoruz. Olarak siyasete da çok da güzel gidiyoruz. Hiç kimse bize pesle herkes bağrına bakıyor ama herkes özellikle altını çizecek. Bilim halkının şu anki düşünce kavgası sokağın ağzından gördüğümüz kadarıyla kişiye odaklı oy vereceklerini söylüyor. Yani bugün sol kesim çok şımardığını söylüyor. Şimdiki yönetimi. O yüzden dolayı hem diyor bir ders olacak niteliğinde hem de kişiye odaklı diyor. Kişiye odaklı diyor bir seçim yapacağız. Tercihimiz böyle olacak. Sağ görüşte biliyorsunuz malum. Orası bizim zaten içimizden çıkan bir partiydi. Şu an biz onları da yani çok etkiledik. Çok aşırı etkiledik. Kendime inşaat sektörü oluşturdum, inşaat sektörünün insanı oluşturdum. Ondan sonra bugün işçi kısmı problemleri vardı. Onlarla hep buluşuyoruz şu an. Karadeniz'de oluşup inşallah Perşembe günü değil mi? Perşembe günkü yazımızda Karadenizlerle ilgili, hemşerilerle ilgili bir yazı dizimiz var. İnşallah okurlar. Malum artık seçime doğru gidiyoruz. Biz kazanırsak dilim kazanacak, herkes kazanacak. Eğer kazanırsak herkesin belediye başkanı olacağız. Hiçbir ayrımcılık olmuyor. Aslında dilimin yararına her şeyi biz yapacağız. Dilim halkı için. Yani solmuş, sağymış, şuymuş hiç önemli değil. Burada şunu da söylemek istiyorum. Bizleri dolaylı yollardan işte yanlarına çağırmak isteyenler oluyor. Artı biz bunları tamamen kapalıyız. Bunu altını çizerek söylüyorum. Ama bize gelmek isteyenlere kapımız açık. Onu da söylüyorum. Yani biz kazanmanın peşinde dilim kazansın istiyoruz. Yani bizim şeyimiz bu. Düşüncemiz bu. Ahlaklı bir şekilde. Bütün kazanımlara eşit bir şekilde. İnsanlara hizmet olarak sunmayı. Projelerimize değinince, projelerimizde daha yeni eklediklerimiz de var. Eskidesinden mesela 10 kilometre sahil projemiz olacak. Şehrin içindeki otopark sorunumuzu çözeceğiz. Bu parkla alakalı. Artı doğalgaz olayımız bir kere bu olması gerekiyor. Artık burada oteller olsun, işyerler olsun, evler olsun. Bu taşımayla olmuyor. Artık şu an 2024'e girmişiz. Hala da taşımayla oluyor. Su problemlerimiz var. Taşıma deyince akla gidiyor. Taşıma suyla değmen dönmez hesabı. Su problemlerimizi çözeceğiz. Biraz kuyu olsun, arıtma olsun. Ondan sonra barajlarla ilgili. Büyükşehir'le de bu arada bir görüşmelerimiz olacak. Bu konuyla ilgili. Sosyal alanda gençlerle ilgili. Orman yapma, yani bir fidan dikme projelerimiz olacak. Yani bunu tesisat, daha bir herhangi bir yere tesisat, onlara bakacağız. Üniversitemizi şehre getirmeyi düşünüyoruz. Burada tesis edilmiş bir yer var, sizler bilirsiniz. Kur'an çalışmasını yapıyoruz. Yani çok muhteşem projelerimiz var. Mesela dedim, Bodrum arası araçlı bir feribot düşünüyoruz. Yani bunu Didim'le Bodrum birbirine bağlamayı, kısa mesafe. Bunun dışında yol problemlerimiz var. Mesela sanayide, sanayi vatandaşlarıyla görüştüğümüzde altyapı problemi var. Yani şişme botla gitmeyi düşünüyoruz diyor, hava yağdığında diyor. Yağmur yağışlığında. Bunları çözeceğiz. Önce Akbürk'ün altyapısı önceliğimiz olacak o yüzden. İlk. Bir de ben inşaat sektörü insanı olduğum için bu altyapı işlerini çok hızlı yapacağıma inanıyorum. Çünkü bizim işimiz yani beklemeli olmayacak. Neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Tabii gerideki şehrin içindeki doğal gazla
bazı altyapılarda bir yapmayı hedefliyoruz. Yani bir kazıyla, yani bir inşaat sahasına dönüyorsa dedim, işte bir seferde bitsin istiyoruz. Yani çünkü çalışkan bir ekibiz, dinamik bir ekibiz. Yani bu şekilde diyoruz. Yani biz şu anki sokağın desteğini alıyoruz. Bunu özellikle altını çiziyoruz. Sokağın desteğini çok iyi alıyoruz. Sokak bize ateşledi bize şu an. Birebir temas çok iyi oluyor. Yani halkla olsun, esnafla olsun. Bunları görüyoruz. Yeniden Refah Partisi'ne bir özlem duyuyoruz şu an. Yani gerçekten bizi hiçbir yerden daha kovmadılar. Hiçbir yerde azarlamadılar. Yalan hep bağına bastı. Elimizi sıktı. Oy vermeyecektim ama sizi gördükten sonra vereceğini söyleyen bir sürü insanlarımız oldu şehrimizde. Yaşayanlar. Bir de kişiliğimle ilgili dinamik bir insan olduğunu, genç olduğunu, yani gençlere bozulması gerektiğini söyledi. Bu sol kesimde, sağ kesimde. Yani şansımın iyi olduğuna inanıyorum. Yani burada inşaat sektörünü arıyor, Karadeniz'den arıyor. Zaten doğumum da insanların. Yani artık AKP'den yani isim vermeye aslında gerek yok ama bazı partilerden kopan insanlar yanımızda. Biz de bunları çok iyi değerlendireceğimize inanıyorum. Yani inşallah bundan sonra da bir siyasi kriz çıkmadan hani bir afişler, şunlar, bunlar bayağı bir gerginlik oluyor bazen. Ama inşallah biz de gerekli uyarı yapıyoruz. Bizden en ufak bir sıkıntı olmayacak. Bu konuda bir şekilde güzel bir şekilde bu seçim sürecini bitirmek istiyoruz. Sizlerin sorusu olan varsa alabilirim. Kentsel dönüşümle kentsel dönüşümle ilgili gençlerle ilgili. Gençlerle ilgili şu an mesela otellerimiz olacak. Otel yani buraya şeylerimiz gelecek. Otel zincirleri kurulmasını isteyeceğiz bazı büyük firmalardan. Didim'in yerlisi çalışsın istiyoruz. Yani Didim'de yaşayanlar kalıcı olsun, mevsimlik gelsin gitsin istiyoruz. Yani buranın insanları yani sabit kalsın. Bir de sahil projelerimizde biliyorsunuz 300'e yakın bir restoran olayı olacak. Çünkü en az 10 kilometre alana bir 300 tane falan bir restoran sığar diye düşünüyoruz. Çünkü bunda işletme açılacak. İşte genç insanlara bunları kanun çerçevesi içinde herkese verilecek. Yani işte bunu bu. Bir de tarımla ilgili. Yani tarımsal bir zeytinden başka bir şey yok. Bir pamuğu var o şehir. Onda belli bir işçisi var zaten. Düşüncemiz bu şekilde. Turizmle. Bir de turizmle. Turizmi de bir hani sanırım ikinci, üçüncü yıllarında 4 milyon turist hedefleriz diye düşünüyorum. Çünkü turizm olduğu zaman her gün iş olana yüksek olacak gençler. Otogarımızı kesinlikle yapacağız. Dışarıya. Biraz daha dışarıya. Bir yer bakacağız ona. Bizim şeyimiz de var zaten o. Vaatlerimiz içinde. Olması olmazlardan bir. Çünkü Didim'in insanlar geldiğinde önce bakacağı yer otogar. Baktığında yani bir köy otogarı gibi bizim yani benim kasabamın otogara daha iyi. Lan, onu söyleyeyim. Yani, siz yapmaya kalksanız zaten yani bir belediye olarak yapamazsınız. Size şey çıkar, bonus yapar. Büyükşehir belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'den oldu. Evet. Siz de burada belediyeyi aldınız. Nasıl bir diyalog kuracaksınız? Biz Özlem Hanım'la önce bir görüşürüz, gideriz, konuyu anlatırız. Çünkü sanmıyorum onun da, burası bir turizm bölgesi. Buradaki kazan biliyorsun onlara da gidiyor. Önce onlar da suyudur, şudur, onlara gidiyor. Yani bunu sanmıyorum ki, yaptırmayacağını sanmıyorum. Çünkü Didim kazanacak buradan. Ha, işte refahlı bir belediyenin önünü kesme adına bir şey düşüncesi olsa onu bilemem. Sanmıyorum ama. Ben doğalgazı da, mesela doğalgaz olayını bile... Sayın Cumhurbaşkanımızdan bizzat talep edip yani getirmeyi planlıyorum. Çünkü Refaklı Belediye'yi Sayın Erdoğan geri çevireceğini sanmıyor. Çünkü buraya hizmet, insana hizmet. Yani çünkü o da bizim içimizden çıkmış bir Cumhurbaşkanı. Sanmıyorum bu engelleyeceğini. Cumhurbaşkanı bir açıklaması var.
oy vermezseniz hizmet gelmez diye. Ben şirketin adına bir kere randevu almıştım. Bir şeyimiz olmuştu. İkincisi oluyor. Allah nasip edersin. Verir diye düşünüyorum. Çünkü hizmeti seven bir insan. Hizmeti seven bir insan. Bunu başarı, yani vereceğine inanıyorum. Bu sahil dedim. Bir de sahilde orada şey yaptım ya. Biliyorsunuz sahiller belediyelerin pek yani iş yapamadığı yerler. Niye? Valiliklere işte devlete bağlı. Orada bir tuvalet bile yapmaya kalktılar. Belediyenin belediyesi. Buna müsaade etmeye biliyorlar, etmiyorlar. Yani sıkıntısı var. Siz nasıl bir şeyin olduğunu işleyeceksiniz? Biz abi? Burada güzel projeler sunacağız. Yani ilgili projeleri, projelerimizi sunacağız. Sahil ihtiyaç yok. Eğer turizmde biz ilerleyeceksek, Turizm Bakanlığı'ndan gerekirse onay alacağız. Ama projelerimiz de, yani çok lüks projelerimiz de. Yani bir tane oraya tuvalet koyup millet içine gözüne sokar gibi değil. Yani o tuvaletler zaten bir turizme yakışan bir tuvalet değil. Yani hem tuvalet hem sahil açacağız. Yani bunu Turizm Bakanlığı'ndan biz bu desteği de alacağımıza inanıyorum. Çünkü turizm yapacaksak, turizm kenti olacaksak bunlar şart. Biz proje üreteceğiz. Projelerimizi sunacağız. Bunun da karşılığını alacağımıza inanıyorum. Çünkü ama önümüzü kesiyorsalar belediyenin de yetki çerçevesi dışına çıkamayız. Yani bunu da bir biliyorsunuz siz kanunlarınızı. Kanunlar. Yani bu şekilde. Ama çözeceklerine inanıyorum. Bir de mesir alanları olayı var mesela bizim. Mesir alanlarımız yok. İnsanların bir hafta sonuna bir mangal var, yapacak bir yerleri yok. Bir mavi şehir var, oraya da sığmıyor zaten. Bir koylar olsun. Yani bir en azından bir konu açılır. Ya da sahil olursa bir başka bir yer olur, ağaçlandırılır. Bir mesir alanları oluşması gerekiyor. Bu da herkes plaja gidecek diye bir kanun yok. Normal insan işçi kısmı. Biliyorsunuz hafta sonları mangalı çok sever. Bunlar da bizim insanımız. Bunlara da hitap eden hem eğlence yeri, hem mesir alanları, hem koylar. Bunları da yapacağız. Sahillerde lokantalar falan dediniz. Nasıl? Şimdi şöyle diyelim. Yani bugün 1,5 milyon buraya turist geldiğinde burası fancy turlar. Sahillerde yatacak yer kalmıyor. 10 kilometre sahil demek. Yani şu an düşündüğüm 13 kilometre bir sahilimiz var bildiğim kadarıyla. Didim'in. Düşecek dediğimizde yaklaşık 500'e yakın saydığınız zaman 500'e yakın mutlaka restoran var. Var işte disco, restoran vesaire. Yeniden biz açtığımız yerleri belediye olarak restoran yapıp işte ihale ortamıyla insanlara bu işi yapacak olan insanlara onu vermeyi düşünüyoruz. Evet, işletmelerine. Hem de belediyenin geliri olacak. Hem de yeniden yeni yerleşim alanları sahillerine güzel olacak. Altınkumumuz şu an oturmuşluk var. Orada bir sahiplenme var. Yani kesmin. Evet. Sahiplenmesi var. Bunlar nasıl? Şimdi onlar devlete ait arazileri biz yeniden dizayn yaparız. Ama tapulu olan yeri de biliyorsunuz kimsenin hakkını önümüz atlamayız. Uzatma öyle bir lüksümüz yok. Ama bizim yeni yapacağımız yerleşim yerleri, restoran yerleri ve sahillerimiz yani buralardan daha lüks olacak. Çünkü insanlara kayma pozisyonu olacak. Yani yayılma pozisyonu olacak. Mesela nedir? Bir koyu işte balıkçılar, balık restoranı gibi. İnsanlar balık yiyecek zaman gitsin orada. Burada yapsın. Yani bu tip bir şeylerimiz olacak. Emekliler için nasıl bir şey? Aslında emekliler için şu. Burası çünkü belediyenin, bak belediyenin şunu söyleyeyim. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Yani belediyeye ait restoranlarımız olacak. Bunlar normal insanlar fiyatlarının çok altında olacak. Yiyip içmeleri, eğlenmeleri. Yani Didim Belediyesi kazancını Didim'e yatırırsa, bir çarpmadan çırpmadan, bir yolsuzluk olayları olmadan yapılıyorsa bu insanlara yani değil bedava verse kin olur. Ama miskin bir cüzi bir rakam. Emekliyi üzmeyecek şekilde. Bir de yani dizayn da ona göre yapmayı planlıyoruz. Yani işletmelerimiz olacak. Yani yemekliye dönüyor. Mesela ulaşımda olsun. Ulaşımda da aynı.
Bir bir projemiz var. En azından indirimli olur. Tabii en azından indirimli olacak. Sokak hayvanlarımız için de aynı. Yani böyle bir güzellik yapacağız sokaklarda. Yerleşim alanı, yani yol boyu, tuvaletlerimiz. Tuvaletlerimiz, sıtları böyle toplar gibi, temiz. Hem de belediye kazanç sağlayacak şekilde. İçerisi tuvalet, dışarısı reklam alanı. Bunun gibi yani kimse tuvalet olduğunu anlayacak. Yani bu şekilde temiz, pırıl pırıl. Kentsel dönüşümü. Kentsel dönüşümü mühendisler odası da sordu bize. Onlarla biz ortaklaşa bir karar alacağız. Çünkü onların da bir fikrini alacağız. Onlar çünkü önce bu işi biz belediye olarak onların onayını alacağız. Eski yapılan yerlerimiz var. Mesela çarklı kentleşmeler var. Merkezde de var. Bunlara zaten binanın rapor aldıktan sonra hasar olup olmadığını. Çünkü ben inşaatçı olduğum için bunları gayet iyi biliyorum. Yani 80 yılından 88 yılından yapılmış merkezde binalar var. İki katlı, üç katlı, merdivenler dışarıda. Evet. Onun gibi yani. Bunları şey yapacak, kentsel dönüşüme sokacağız. Yani bunları tabii ki belediye bir fedakarlığı olacak. Çünkü adamın 5 dairesi var. 3 daire sığıyor. Bunların da bir ortaklaşa bir oturup ama sakat bir binada kimse oturamaz. Bunda vebalını belediye öder. İzin vermez. Yani bu konuya izin vermeyiz. Yani. Çünkü 1 metre küp beton orada 1600-1800 kilo yedir. Şimdi 2 tonla 2 ton 400 kilo yedir. Yani C30 betonla çok yani bir 20-25 santimetre arası. Şimdi onlar görmüş olsa zaten o binada zaten oturmazlar. Şu anki yapılan aynı. Onları sokacağız ama bunu yani bilir kişilerle sokacağız. Bilir kişilerle sokacağız. Bir de bizim düşüncemiz her konunun bir istişare yapabileceğiniz bilgili insanlarla ilgili belediye dışında bilgili insanlarla bir komisyon evet. kuracağız. Yani bu komisyondan karar alacağız, belediye mesulüyemize, belediye mesulüne koyacağız. Onay olduktan sonra işleme geçeceğiz. Yani kentsel dönüşmeye giderken Murat Kurum'un yaptığı gibi İstanbul'da belediyenin veya devlet mülkiyet sahiplerine destek verecek mi? Maddi destek. Çünkü bütçesi hazır ev almıştı. Ama o zaten onu o şekilde devam ettiriyor. Kentsel dönüşüme girdiği zaman da ben ödeyemem diyor. Mağdurlar çok biliyorsun. Evet. Diyen yerlerde. Böyle bir şey yaşanır mı? Böyle bir destek verilir mi? Şimdi belediye olarak bütçemize bakacağız. Çünkü çok büyük bir borcu var diyorlar. Bizim ilk etap borcu ödeme olacak. Yani onu söyleyeyim. Çünkü rahat bir nefes almamız lazım. Bir faizden kendimizi kurtarmamız lazım. Yani biliyorsunuz Yeniden Refah Partili belediyeler önce borcu kapatır. Faizden bir kurtulur. Ondan sonra şeye başlar. Yani işleme başlar. Ondan sonra zaten ne bir maaş ödemede ne bir şeyde hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Kentsel dönüşümde belediyemizin yani maddi durumuna bağlı. Bunu söyleyeyim, maddi durumuna bağlı. En azından ne olur, işte ruhsatında, altyapısında, orada, burada en azından bir ödenek alacağız. Yani o da o gün geldiğinde belediyenin kasasına bakacağız. Ne yapabilir diye bakacağız. Ona göre bir düzenleme yapacağız. Peki, Didim'de yaşayan ev kadınlarının aile ekonomisine katkıları için bir projeniz var mı? Biz de onunla ilgili dokumacılık, işte her dalda bir şey, yani herkesin sistemine uyan, mesela seracılık, mesela hani belediyeye ait bir yeri taşını toprağını temizliyorsun, seracılık yapsın, örneğin yapmak isteyen, dokumacılık dedik işte kilim üzerine, el sanatları, ona benzer faaliyetlerimiz olacak yani, teşvik olacak. Engeller için projeniz var mı? Engelliler Derneği'yle görüştüğümüzde onların da biliyorsunuz yerleri pek orada şey değil. Daha modern. Daha halka. Biyolojik neydi? Tesis olarak var. Tesis olarak, şu. Şimdi her engelli evinde değil. Yani günlük engelini bırakabilip akşamına götürebilecek tesisler vereceğiz. Yani bugün
engelli bir ailesi var insanın. Gelecek buraya bırakacak, gidecek işini görecek, akşamını oradan geri alıp gidebilecek. Yani sürekli kalıcı değil. Buna benzer şeylerimiz olacak, tesislerimiz olacak. Yani onların yanında olacağız. Zaten genel merkezimizin de işte, yani olmazsa olmazlarından birisi bu. Ama öyle bir şey olduğu zaman şimdi engelli ailesi ne yapacak? Orada alışacak. Her gün getirecek. Siz yani bunun altından belediye kalkabilir. Her gün o çocuğa veya engelliye şimdi tabii ki yani insanoğlu yapar mı yapar ama bir de önemli bir işleri olduğunda bugün yani adam gerçekten acil işleri oluyor. Evde de bırakmıyor, işine de gidemiyor. Yani bunu da belediye artık karşılayacak yani yapacak bir şey yok. Çünkü buraya geliyorsa öyle bir yer açıyorsan geçmişini araştırır mısın? Evinde yalandan bırakılmadığını bilemezsin. Buraya gelen de kabul edilmek zorunda. O zaman şöyle, engelli arkadaşları veya çocukları her gün bakabileceği bir kreş gibi. Kreş gibi mi diyelim? Aslında onlar her gün o çocuğu evet. Bakım evi gibi, günlük, günübirlik. Ama normalde bir de engellilerin yaşayabilecek, kimsesizlerin yaşayabileceği de bir biraz daha donatacağız. Kurumu. Ama engelliler şöyle bir şey yapmak, projemiz olmalı çok daha güzel olur. Hatta öyle bir projede engelli olmak. Onlarla ilgili de bir projemiz olacak. Yalnız şunu söyleyeyim, yani biz bu işe girdikçe daha da geliştireceğiz kendimizi. Yani biliyorsun hepsine bilme olasılığımız yok. Ama bu işi uzmanlarıyla, işte engelliye kim bakar, engellinin psikolojisini anlayan psikoloğu, doktoru, bakıcısı. Yani buna benzer yani bir ekiple. Bu aşacağız kendimizi yavaş yavaş. Sanırım yani bu da bir yılı geçmez. Hızlı anlayabilen bir insanım. O yüzden yani bunlara da altına kalkacağıma inanıyorum.